Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mastitislerin tedavisi. Evet. Şimdi arkadaşlar, biraz önceki ilk sorumuzda da demiştik ki korunma tedaviden daha önemli. Çünkü mastitis şekillendiği zaman çoğu zaman nedir? Etkili bir tedaviye başlansa bile tedavi sonuçları hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Çünkü mastitise sebep olan patojenlerin çeşitli olması, bunların antibiyotiklere duyarlılıklarının farklı olması gibi nedenleri örnek olarak sayabiliriz. Az önce de söylemiştik, her mastitis olgusu tedavi edilebilir değil. Çünkü bazılarında kendiliğinden iyileşme oranı yüksek, bazılarında iyileşme şansı oldukça düşük olduğu için nedir? Tedavi yoluna pek gitmeyiz. Ama klinik mastitiste elineğin normalde tedavi edilmesi lazım. Çünkü bir nedir? Hayvan refahı sorunudur. Beden ısısı yüksek, ateşi yüksek, hayvanın yeme içmesi yok. Bunlardan dolayı tedavi etmek bir zorunluluk. Az önce de söylemiştik, mastitis tedavisinde tedavi başarı şansının yüksek olduğu, kronikte yapmayacağız o zaman, tedavi başarı şansı düşük örneğin. Lükslerin önleneceği ve yetiştireceği ekonomik faydanın beklendiği durumda tedavi etmek lazım. Zaten tedavide de amaç memeden patojeni uzaklaştırmak, memedeki patolojik değişiklikleri ortadan kaldırmak ki süt verimi normale dönsün ya da süt verimi artsın ve aynı zamanda da satılabilir bir nedir kalitede süt üretmek olmalı. Az önce de söylemiştik, tedavi başarısı erken tanı, doğru tedavi prosedürü ve patojeni bilmekle son derece ilişkili. Zaman faktörünün önemli olduğunu söylemiştik. Üzerinden uzun zaman geçen olgularda tedavi başarı şansının düştüğünü, bunu da nedir? Enfeksiyonun kronikleşmesine bağlamıştır. Mastitise başlamadan önce yine patojenin bilinmesinin önemli olduğunu bir kez daha dile getirelim. Patojenin bilinmesinin doğru antibiyotiği, doğru zaman veya doğru yolla kullanma şansı sağladığı için önemli. Biraz önce de bir arkadaşım söylemişti, hızlı test kitlerinden yararlanacağız. Size birazdan söz vereceğim. Evet. Bakın, biraz önce size antibiyotik kullanmanın demiştik ki azaltılabilir. Patojeni bilirse, çünkü bazı patojenlere karşı antibiyotik kullanmak gerekmeyebilir diye. Örneğin bakın, bakteriyolojik muayene yaptınız, sadece üreme olan hayvanları tedavi etseniz, bakın antibakteriyel ilaç kullanımında %20-30. Sadece gram pozitifleri yani tedavi etseniz, hani dedik ya, gram pozitifler, gram negatifler diye şey olabilir, %50-60. Buradan ne çıkıyor aslında biz? Tedavi ettiğimiz hayvanların normalde %50-60'ını boş yere tedavi ediyoruz. Antibiyotiği bu gereksiz yere kullanıyoruz. Ve selektif bazlı, yani selektif bazlı şu demektir. Hatırlayın, kuru dönem tedavisi kör yapılabilir. Kör tedavi kuruya çıkan ineğin dört memesine antibiyotik vermekte. Selektif tedavi kuruya çıkarken sadece enfekte inek veya enfekte meme noktalarına antibiyotik vermekte %60 azalma olur. Biz klinik mastitislerin tedavisini anlatıyoruz. Klinik mastitislerde tedavi bak şu şekilde yaklaşım olur. 1. Bakteriyolojik muayene şansınız var. Patojeni bilirseniz tedavi edersiniz veya etmezsiniz veya hangi yolla tedavi eder kararını verirsiniz. Eğer sizin patojeni izole etme şansı hafif dereceli olanda, bakın sütün görünümü değişmiş, meme şeylerde, özür diliyorum, sadece sütün görünümü değişmiş bir hafif derecelilerde, ikinci derece, orta derece de diyebiliriz buna, bakın değişiklik hem memede hem sütte. Bakıyorsunuz hem memede hem sütte, hayvan yiyor içiyor, beden ısısı normal, hiçbir sorun yok. Bakın sadece bunda da sütün görünümü değişiyor, meme şiş ve ağrılı. Üçüncü derecede bakın hem memede değişiklik var, hem sütte var, hem de inekte. İnekte ne gibi değişiklikler var artık? İneğin beden ısısı yükselmiş, yemiyor, içmiyor. Buna ciddi dereceli mastitis. İşte buna göre nasıl bir tedavi yolu izleyeceğimize karar vermemiz lazım. Bunda ciddi derecelerde işte sütün görünümü bozuk, meme şiş, ağrılı, sistemik değişiklikler, ateş, dehidrasyon, şok gibi tablo olabilir. Bir de bu şekilde göstermek istedim. Farklı bir diyada üç şekilde sınıflandırılmıştık hatırlarsanız. Hafif derecede sadece sütte var.
Orta dereceli ya da ikinci derecede ne vardı? Hem memede hem sütte var. Üçüncü derecede ne var? Meme, süt ve inekte var. Bakın. Sütte var, memede var ve inekte değişiklikler var. Bunlar da buna üçüncü derece ya da ciddi dereceli mastit istiyoruz. Şimdi buna göre bir de şöyle bir soru da çok sık soruluyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki, bu soruya çok sık muhatap oluyorum. Belki sizin aranızda da aklına gelen vardır. Hocam şimdi mastitis şekillendi. Dediniz ki süt örneği alacaksınız, laboratuvara göndereceksiniz. Laboratuvar sonucu da en az 24 saat önce gelecek hızlı test yapılırsa. Ya da konvansiyonel bir yöntemde hekim yapılırsa 48 saatte gelecek. Biz bu 2 günlük sürede ne yapacağız? Bir de dediniz ya hani atıyorum erken tanı, tedavi başarı şansının yüksek olması demek gibi. Bakalım ne yapacağız? Eğer bir klinik mastitisi, hani biraz önce derecelendirdik ya, aynı sisteme göre derecelendirdiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Hafif veya orta dereceli klinik mastitislerde önce süt örneği alıp laboratuvara göndereceksiniz. Ve laboratuvar sonucunu bekleyeceksiniz. Laboratuvar sonucunda herhangi bir bakteri üremedi diyor ise arkadaşlar, memeyi çok sık boşaltacaksınız meme düzelene kadar. Yani sütün yapısındaki değişiklik düzelene kadar. Bakteri üremesi var diyorsa arkadaşlar, o zaman kültür sonucuna göre bir antibiyotik kullanabilirsiniz. Ciddi derecelilerde ne yapacaksınız? Hemen hayvana şunu yapacaksınız. Hayvana sıvı, yemiyor içmiyor, beden ısısına yükselmiş ya, yemiyor içmiyor. Hayvana bir mutlaka en azından enerji ihtiyacını, dehidrasyon varsa dehidrasyon derecesine göre sıvı ihtiyacını karşılayacaksınız. Ve bununla beraber antibiyotik kullanılabilir. Özellikle de antiinflamatuvarlar. Antiinflama yani non-steroidal antiinflamatuvarlar olabilir veya nedir? Steroid yapılı antiinflamatuvarlar olabilir. Ciddi dereceli klinik mastitlerin birçoğunda hipokalsemi tablosu da vardır. O nedenle hayvanlara nedir? Kalsiyum verilebilir. Sonra bu tedaviyi yaptıktan sonra hayvanın durumunu yeniden değerlendir. Baktınız bu yaptığınız tedavi etkili ve aynı zamanda da kültür sonucu bu arada elinize geçti. Ona göre durumu değerlendirirsiniz. Gerekirse tedaviyi ne yaparsınız? Devam ya da değiştirebilirsiniz kültür sonucuna göre. Genelde yaklaşım böyle olmalı. Hafif dereceli olgularda nedir? Hemen veya orta derecelerde süt örneği alıyoruz. Laboratuvar sonucunu bekliyoruz. Laboratuvar sonucuna göre bakteri ürerse nedir? Nedir? Bir şeye göre tedavi, eğer üremezse sık samyon tamıyla bu işi halletmeye çalışıyoruz. Şimdi az önce demiştik ki bakteriyolojik muayenenin yapılamadığı durumlarda nedir? Derecelendirme. Bunu da arkadaşlar kendi arasında nedir? İşte hafif, orta, ciddi, bazen toksik diye de değerlendiriliyor. Ve derecelendiriyoruz. Az önce demiştik ki hafif derecede sadece sütün görünümü bozuk. Ne yapacağız o zaman? Bak, meme boşaltılmalı. Neyle boşaltılmalı? Sık oksitosin enjeksiyonu yaparak. 2-3 saatte bir oksitosin yaparak memeyi boşaltacaksınız. Neden oksitosin? Çünkü yangılı şiş bir memede memeye dokunduğunuzda hayvan ağrı duyacağı için sütün indirilmesi olumsuz etkilenir. O nedenle oksitosin kullanmanız gerekir. Oksitosini de damar içi yolla kullanacaksınız. Ve bu tedaviyi biraz devam ediyorsunuz. Hayvanı izliyorsunuz birkaç gün. Eğer iyileşme yok ise antibiyotikleri kullanabilirsiniz. İkinci derecelilerde neydi? Sütün görünümü değişmişti. Aynı zamanda meme de etkilenmişti. Memede de yangı semptomları vardı. Bu tür durumlarda yine oksitosin ile memeyi çok sık kullanıyoruz. Özellikle duruma göre arkadaşlar sistemik veya meme içi antibiyotik. Daha çok arkadaşlar meme içinden daha çok sistemik yolla da olabilir. Duruma göre sistemik veya meme içi bir antibiyotik kullanıyoruz. Özellikle de ceftriaxone gibi antibiyotikler bu anlamda önemli. Hem meme içi yolla hem de nedir? Sistemik yolla kullanılabilir. Üçüncü derecede ne vardı? Meme değişmiş, sütün yapısı değişmiş, ineğin durumu da aynı zamanda bozulmuş. Böyle bir durumda yine memeyi çok sık boşaltıyoruz. Niye çok sık boşaltıyorduk? Yangısal ürünleri, toksinleri, bakteriyi memeden uzaklaştırmak için.
Aynı zamanda ne yapıyorduk? Meme için bir ilaç vereceksek o süt kanallarını pıhtılar tutuyordu. Onları uzaklaştırıyorduk ki antibiyotik verdiğinizde enfeksiyon bölgelerine nedir? Yeterince yayılsın diye. O yüzden çok sık boşaltma. Bunda da yine arkadaşlar çok yine sistemik veya meme içi bir antibiyotik ve anti-enflamatuar bir ilaç. Yine non-steroidler özellikle meloxicam gibi başta olmak üzere. Ciddi dereceli olanlarda bunun biraz daha ciddiğinin biraz bir derecesi diyebiliriz. Hayvanda depresyon var, yeme içme yok, sistemik antibiyotik, anti-enflamatuarlar, ilaçlar ve sıvı desteği uygulanması lazım. Eğer sizin saha koşullarında bakteriyolojik izolasyon şansınız yoksa klinik bahsizi bu şekilde skorlayabilirsiniz. Skor için ekstra bir çabaya gerek var mı? Ekstra bir külfete var mı? Memede mi? Meme ile beraber sütte mi? Veya meme süt ve ineğin genel durumu bozuk mu? Buna baktığınızda herkes bunu rahatlıkla görebilir, değerlendirebilir. Buna göre bir nedir? Tedavi planı oluşturursunuz. İşte bu tedavi şekli bize ne yapar? Hem gereksiz yere antibiyotik kullanmanın önüne geçer hem de daha etkili bir nedir? Tedavi başarı şansı bize sunar. Bakın yine bir sizlerde hani dedik ki gereksiz antibiyotik kullanmaktan kaçınmalıyız. Burada bir çalışma sonucunu size vermek istiyorum. Koniform bakterilere bağlı klinik mastitislerde meme içi yolla tedavi edilen ve edilmeyen vakalarda bakteriyolojik iyileşme oranları. Bakın E. coli'ye bağlı klinik mastitiste bir grup inek memesine tedavi edilmiş meme içi antibiyotik, diğerine verilmemiş. Aslında sonuçlara baktığınızda farklı çalışmalarda tedavi edilen veya edilmeyen arasında çok belirgin bir farklılık yok. İstatistikler yönden etkili. O zaman koliform etkenlere bağlı klinik mastitleri antibiyotikle tedavi etmek çok da doğru bir yaklaşım olmadığı sonucunu bakın birçok yapılan çalışmadan çıkarabiliriz. Demek ki skorlama sistemi her koşulda yapabileceğimiz bir şey eğer antibiyogram veyahut da antibiyotik izolasyon yoluna gitmiyorsak. Peki yani biraz önce şey dedik ya, üçüncü derecede bir klinik mastitis var veya dördüncü derecede bir klinik mastitis var. Özellikle biraz bunu açmak istedim. Dedik ki hafif veya orta dereceli olgularda nedir? Sık sağım olabilir veya ekstradan şunu yapabilirsiniz. Hayvanın memesinin içine bir antibiyotik verirsiniz. Genelde de gram negatif bakterilerin sorumlu olduğunu düşünerek eğer bakteriyel izolasyon yapmadıysanız. Peki ciddi dereceli olgularda ne yapacağız? Muhtemelen gene gram negatifler sebep ama hayvanın ateşi yüksek, yemiyor, içmiyor, çoğu hayvan agoni halde yatıyor. Böyle bir durumda destekleyici tedavi çok önemli. Genellikle de bu tür duruma bakterinin endotoksinleri neden oluyor. O zaman tedavi endotoksinleri nedir? Endotoksemiye yönelik olması gerekiyor. Nedir endotoksemiye yönelik tedavi derseniz bir kere şu. Ya toksin yapımını aynı zamanda azaltacaksınız, durduracaksınız. Bunu nasıl yaparsınız? Steroid veya non-steroidal bir anti-enflamatuar vererek ya da oluşmuş toksinleri kandan uzaklaştıracaksınız. Peki oluşmuş, kana geçmiş toksinleri kandan nasıl uzaklaştırırsınız? Hayvana bol elektrolit solüsyonlar, sıvı vererek. Yani bir şekilde bol su alır, öyle olunca bol işleyeceği için kandaki toksinler de kandan uzaklaştırılmış olur. Ve yine bu üçüncü derece veya dördüncü derece dediğimiz mastitlerin %50'sinde hipokalsemi gelişir. Hipokalsemi gelişmiş olgularda kalsiyum vermeniz gerekir. Eğer siz kalsiyum vermezseniz bakın kan dolaşımı bozulmuş, şok ve dehidrasyon var. Eğer şok ve dehidrasyon varsa siz bunu düzeltmeden, yani kalsiyum vererek bunu düzeltebilirsiniz. Bunu düzeltmeden vereceğiniz ilaçlar vücutta yeterince dağılmaz. Çünkü şok tablosu var. Dolaşım yavaşlamış. O zaman verdiğiniz tedavi çok etkili olmaz. O nedenle kalsiyumu mutlaka vermemiz gerekiyor. Özet olarak diyecek olursak 3. derece veya 4. derece toksik mastitlerde tedavi şöyle olmalı. Hayvan 2-3 saatte ilgili memeyi boşaltacaksınız. Boşaltmaktaki amaç neydi? Toksinleri uzaklaştırmak, varsa bakterileri uzaklaştırmak.
veya atık maddelerini bakteriyaya uzaklaştırmak, fazla miktarda dengeli elektrolit solüsyonlar vermek, intravenöz. Biz hayvanlara fazla miktarda solüsyonu hangi yolla veriyorduk? İntravenöz olarak hangi venlerden? Veneyi gudaristen ya da kulak veninden vermemiz gerekirdi. Hatırlayın, geçen derslerde de dedik, küçük volümlü damar içi uygulamaları kuyruk veninden, büyük volümlü olanları kulak veninden ya da vene yugularisten oraya kateter yerleştirerek yapacağız demiştik. Subkutan benden asla bir ilaç uygulaması yapmamamız gerektiğini de geçen derslerde söyledik. Peki ne kadar sıvı vereceğiz? 600 kilogram bir ineğe 60 litre kadar. 60 litre kadar sıvı vermemiz gerekiyor. Bu soruyu böyle dediğim zaman doğal olarak herkes de şu soru akla geliyor. 60 litre sıvıyı vermek saha şartlarında mümkün mü? Değil. Zor. İmkansız hatta. Bu hastane koşullarında olabilir. Hospitalize edilen hastalarda olabilir. Ama nedir? Saha şartlarında bu zor. Ama bunu vermezseniz de işte hayvanda nedir? Çok belirgin bir düzelme sağlayamazsınız. Birkaç litre verdiğiniz sıvılarla. Peki 60 litre imkanınız yoksa ne yapacaksınız? Özellikle de bakın bu sıvının 20 litresini 1-2 saatte, kalanı ise 40 litresini yaklaşık 12 saatlik zaman diliminde uygulamanız lazım. Peki bunu yapamazsanız ne olacak? O zaman şunu yaparsınız arkadaşlar. Hayvanlara şudur, 2 litre kadar arkadaşlar nedir? Fizyolojik tuzlu su içirirsiniz. Tuzlu su ne yapar? Hayvanı susatır, daha çok su tüketmeye teşvik eder. Böyle bir yöntem düşünebilirsiniz. Buna ek olarak aynı zamanda da bakın mide sondası yoluyla hayvanlara böyle her defasında rumenine 20 litre olacak şekilde çeşme suyu. Ve burada da amaç yine mideden su emileceği için kan sulanacak, hayvan daha çok idrara çıkacak o şekilde. Bunu yapabilirsiniz. Perokut veya endotoksemik mastitlerde hayvanlarda arkadaşlar öldürücü metabolik asidoziz olur. Bunun mutlaka tedavi edilmesi veya önlenmesi için mutlaka 150-200 50 gram kadar karbonat solüsyonlarını nedir? Özellikle o vereceğimiz hani bol sıvı vereceğiz dedik ya ilk 12 saatte 20 litre kadar sıvı ilk şeyden 1-2 saatte bunların içerisinde bikarbonatların mutlaka eklenmesi lazım. Az önce söylemiştik sıvı vermek zor. Bunu kime anlatsak hiç söyledi hocam sıvı vermek zor. O zaman biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar iki litre kadar nedir? Hipertonik tuz solüsyonlarından hayvanlara verebilirsiniz. Ya da 4 milogram ve 1 kilogram canlı ağırlık dozuyla. Bu şekilde hayvanın su tüketme iştahını arttırmış olabilirsiniz. Ama bunun en önemli dezavantajı şok gelişebilir. Nedir? Buna yönelik hazırlıklı olmamız gerekir. Şimdi dedik ki koliformlarda nedir? Yangı ortaya çıktı. Prostaglandinler, sitokinler, tümör nekroz faktör gibi faktörler ortaya çıktı. Bunların mutlaka etkisini ortadan kaldırmak için non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar. Özellikle de arkadaşlar perokut toksit olgularda yani ciddi olgularda steroid yapılı, daha hafif olgularda non-steroidal yapılı anti-inflamatuvarları kullanmanız gerekir. Diğer tip mastitislerde kortikosteroidler yani hafif veya orta derecelerde kullanmayın. Çünkü nedir? İmmün süpresyona yol açıyordu hatırlarsanız kortikosteroidler. Yine koliform etkenlere bağlı bu ciddi dereceli mastitlerde hipoglisemi tablosu olur. Hipoglisemi arkadaşları düzeltmek için mutlaka hayvanlara glikoz özellikle %30'luk veya 50'lik 500 mililitre kadar dekstroz vermemiz gerekir. Hani o 60 litre sıvı vereceğiz ya o ilk litrelerin içerisinde 500 mililitre kadar yani yarım litre kadar ne olması gerekiyor? %30'luk ya da 50'lik dekstroz solüsyonu da olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle de eğer siz hipoglisemi varken dekstroz vermezseniz bazıları ineklere %5'lik dekstroz. %5'lik dekstroz da ineklerde hipoglisemiyi normoglisemiye döndürmeniz mümkün değil. En az %30'luk 50'lik dekstroz vereceksiniz. Eğer dekstroz vermezseniz arkadaşlar ortamda zaten oksijen konsantrasyonu düşük olduğu için makrofajların fagositik etkinliği azalıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka nedir?
şeyde dextrozların verilmesi gerekiyor. Bazıları şöyle söyleyebilirim, perokut mastitlerde damar içi yolla yüzde yoğun 30'luk dextroz uygulaması yapabiliyor. Veya bazen damar içi şey meme içerisine özür dilerim meme içerisine %30'luk dextroz uygulayabiliyor. Bazen de serum fizyolojik de uygulamak mümkün. Yani böyle de tedavi seçenekleri var. Burada amaç hep fagositik aktiviteyi uyarmak amaçlı. Yani meme içi verilen dextroz veya fizyolojik tuzlu suyun fagositik aktiviteyi uyarması nedeniyle bunların meme içi yolla da verilmesi mümkün. Az önce demiştim ki yangıya bağlı prostaglandinler veya diğer stokinler çıkar. Bunların etkilerini ortadan kaldırmak, yangı var, ağrı var doğal olarak. Ağrıyı azaltmak, ağrı duyan bir hayvan yem yer mi? Hayvanda yem tüketimini bizim teşvik etmemiz lazım. Uyarmamız lazım ki hayvanda ne olacaktır? Mide bağırsak hareketi başlasın ki işte kemiklerdeki kalsiyum metabolizması çalışsın, bağırsaklardan kalsiyum emilsin. Hayvan yesin ki yemle alacak bu kalsiyumu. Nereden alacak? Onun dışında hayvan yesin ki enerji metabolizması çalışsın, glikoz üretmesi olsun, hipoglisemi tablosu düzelsin. Aksi takdirde yemeyen içmeyen hayvanda ne olur? Sekonder ketozis gelişir hatırlarsanız. Bu defa enerji ihtiyacını alamıyorsa yemden bu defa vücut depo kaynaklarını kullanacağı için yağları kullanır biliyorsunuz. Yağlar kullanınca da başta NEFA dediğimiz non-esterize yağ asitleri ve daha sonra bunlar keton cisimciklerine dönüşerek ketoziz şekillenir. O yüzden ağrıyı azaltmak aynı zamanda hayvanların yem tüketimini arttırmak için etkili bir yoldur. Ve yine diğer dokularda yıkımı yavaşlatmak için anti-enflamatuarlar, meloksikam gibi, özellikle meloksikam, ketoprofen ve flunixin, meglumin gibi ilaçlar damar içi yolla verilebilir. Hatta yapılan çalışmalarda şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Orta dereceli klinik mastitislerde antibiyotiklerle birlikte non-steroidal anti-enflamatuarlar kullanıldığında bakteriyolojik iyileşme şansının daha çok arttığı, somatik hücre sayısının daha belirgin azaldığı. Hatta hayvanların döl deriminin olumlu yönde etkilendiği. Neden döl derimi derseniz, eğer bu hayvanlar mesela tohumlamaya yakın, tohumlamadan 2 hafta önce veya tohumlamadan 2 hafta sonra klinik veya subklinik mastitis ineklerde tohumlamada gebe kalma şansı düşüyor. Neden düşüyor derseniz, şimdi yangı sırasında ortaya çıkan stokinler arkadaşlar oositlere zarar veriyor. Kalitesini oositin fertilizasyon özelliği azalır, kapasitesi azalır. Yine yangıya bağlı ne çıkıyordu? Prostaglandinler ortaya çıkıyordu. Prostaglandin ne yapıyordu? Memeden kana geçerek ne yapabilir? Korpus luteum, yemelik için gerekli korpus luteum izleyiciler. Biz ona piramatine luteum izliyoruz. O zaman hayvan eğer geleliğin erken dönemindeyse, erken embriyonu dönüm, geç dönemindeyse, geç embriyonu dönüm, fetal dönemindeyse abort işlemler. Yani ateşle seyreden hastalıklar, başta mastitis olmak üzere döl deriyle çok yakından ilişkili şaşırıp hatırlarsanız ki mastitisin meme sağlığı açısından önemli kısmında bu konuya değinmiştik. Hatırlanıyor mu? Evet. Staphylococcus aureus'a da bağlı perokut mastitis geliştirebileceğini söylemiştik. Özellikle de bakın gangrenoz mastitis. Beden ısısı 41-42, hayvan yemiyor, içmiyor, memeler morarmış. Meme uçlarına dokunduğunuzda buz gibidir. Çünkü gangren şekilleniyor, dolaşım tamamen. Çünkü Staphylococcus aureus'un alfa toksini perifer damarlarda vazokonstriksiyon yapıyor. Oradaki dolaşımı bozuyor. O nedenle gangren şekilleniyor. Meme morarıyor. Bu memeler bazen birçok hayvanda tamamen vücuttan ayrılıp düşüyor. Ölü dokunun atıldığı gibi. Bunlar vücuttan uzaklaşıyor. Bakın burada da histopatolojik bir görüntüsü, bir nekropsi sonrası memede çok ciddi yaygın kanama ve nekroz olanları. Şimdi böyle bir durumda antibiyotik kullanın. Mesela antibiyotiği biz Staphylococcus'ta nasıl kullanın dedik? Kas içi yolla hem de meme içi yolla. Kas içi kullandınız. Antibiyotikler bu bölgelerde arkadaşlar yeterli konsantrasyona ulaşamıyor. Neden derseniz damar gangren olmuş. Oraya da dolaşım yok. Sistemik verdiğiniz bir antibiyotik o bölgeye nasıl gelecek? Kan dolaşımı yoluyla gelecek.
Burada dolaşım bozulmuşsa, damarda gangren olmuşsa bu bölgede olmuyor. O nedenle bu tür durumlarda çoğu zaman sekonder anaerob bakterilere bağlı enfeksiyon gelişiyor. O nedenle de böyle memeden gelen sekret çok kötü kokuyor. Bunu bu tür durumlarla karşılaştığınızda hatırlarsınız. Böyle çikolata rengi, kan renginde bir memeden sekret geliyor ve kötü kokulu. Kötü koku çoğunlukla sekonder anaerob bakterilerin karışmasının sonucu olarak. Demek ki ineğin genel durumu perakut mastitlerde bozuluyor. Hatırlayın yine, biraz önceki dersimizde de söylemiştik. Staph aureus ve Streptococcus agalaxia'ya bağlı perakut mastitiste antibiyotik sistemik ve meme içi birlikte kullanılmasının tedavi başarı şansını da arttıracağını da burada bir şey daha gösterelim. Evet. Yani bakın parenteral uygulama enfeksiyon bölgesine de bir miktar antibiyotik geliyor. Meme içi de tek başına kullanmaya oranla birlikte kullanıldığında tedavi başarı şansı daha da artıyor. E. coli'ye bağlılarda az önce söyledik. Endotoksinler sorumlu. Ateşi o yükseltiyor. Memedeki şişliğin sebebi o. Memedeki değişikliklerin o zaman antibiyotik kullanmaya gerek var mı? Hatırlayın bakterinin meme savunma sisteminde yok edildiğini. O nedenle endotoksinler çıktığını, endotoksinlere de bakterilerin etkili olmadığını, antibiyotiklerin etkili olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Sonuç olarak akut toksik mastitislerde mastite yol açan bakterinin bilinmesi antibiyotik kullanımına karar verme açısından önemlidir ve endotoksemik tedavi. Neymiş endotoksemik tedavi? Bol dengeli elektrolit sıvı ve aynı zamanda da duruma göre steroid ya da non-steroide anti-inflamatuvarların kullanılması. Bir de subklinik mastitler var demiştik. Hemen onlara biraz önce söylemiştik. Özellikle bulaşıcı mikroorganizmalar çoğunlukla subklinik mastite neden oluyor. Bunlar neydi? Staph aureus gibi, Streptococcus uberis gibi. Bunlarda da arkadaşlar mutlaka az önce klinik mastitislerde dediğimiz gibi patojeni tespit edersek o patojene yönelik, bu patojene yönelik uygulama yolu gibi faktörleri dikkate alarak bir tedavi şekli oluşturabiliriz. Bunlarda da genelde subklinik mastitislerde antibiyotikler patojene bağlı olarak ya meme içi ya da meme içiyle birlikte parenteral. Örneğin ne demiştik? Streptococcus agalaxia'ya bağlı subklinik mastitlerde antibiyotikler daha çok meme içi yolla kullanılması yeterlidir. Ama Staph aureus veya Streptococcus uberis'e bağlı subklinik mastitlerde antibiyotikler hem meme içi hem de sistemik verilmesi gerekir diye sizlere söylemiştik. Evet. Subklinik mastitlerde biraz önce bu tabloyu gördünüz bakın. Staph aureus veya Streptococcus uberis'e bağlı subklinik mastitlerde tedavi süresinin uzatılmasının tedavi başarı şansını arttırdığını söylemiştik. Bu iki patojene bağlı subklinik mastitlerde tedavi süresi en az 5-7 gün olması gerekir demiştik. Örneğin Staph aureus'a bağlı bir subklinik mastitis şekillendi. Tedavide ne? Erken laktasyon döneminde ise tedavi bakın. Erkende ise tedavi edeceğiz, geçse etmeyeceğiz. Geçse kuru dönemi bekleyeceğiz. Tedavi 5-7 gün sürdürülmeli ama kronikse tedaviye gerek yok. Bakın Staph aureus'ta erken laktasyon döneminde bir Staph aureus'a bağlı subklinik mastitislerde tedaviye değer ama geç laktasyon döneminde gerek yok. Zaten hayvan birkaç ay sonra kuruya çıkacak. Kuru dönem tedavisi zaten hayvanlara yapmamız gerekiyor. Onu beklemekte yarar var. Kronik olgularda tedaviye gerek yok. KNS'ye bağlı ise bu olgular tedavi edilebilir. Klinik olgular tedavi edilebilir. Veya biz de bunda da hatırlayın biraz önce %50'ye yakın kendiliğinden iyileşme oranı var demiştik. Nedir? Düşünülebilir bunlar için. Mesela Streptococcus agalaxia bağlıysa laktasyon döneminde meme içi antibiyotik, 3 günlük bir meme içi antibiyotikle %100'e olmasa bile %90 başarıyla tedavi edebiliriz. Dizgalaksia ise meme içi antibiyotik vereceğiz. Yine bunda da 3 günlük bir meme içi dizgalaksia da etkilidir. Ama uberis ise arkadaşlar, uberis de tedavi meme içi hem sistemik olacak, en az 5-7 gün olacak uberis de. 5-7 gün meme içi hem de parenteral olacak. Mesela serreşyalarda bazen serreşyada meme içi antibiyotikler hatırlayın. Serreşyalar antibiyotiklere dirençliydi. Serreşyalara karşı hiç antibiyotik kullanmaya gerek yok.
meme içine hipertonik serin fizyolojik vererek memedeki fagositik aktiviteyi arttırmak, uyarmak bir yöntem olabilir. Serreşya'ya bağlı. Pseudomonaslar da antibiyotiklerden hiç etkilenmiyorlar. Antibiyotiklere dirençlidir. Yine pseudomonaslara bağlı durumlarda meme içi 250-300 mililitre kadar hipertonik serum fizyolojik verilebilir. Yine proteuslar öyle antibiyotiklerden pek etkilenmezler. Meme içi yolla yine hipertonik serum fizyolojik verilebilir. Pastörellarda genelde de bunlarda meme içi tedaviye yanıt zayıf. Bakın hep bunları, bu tedavilere nasıl karar veriyoruz? Hep patojeni bilirsek. Patojeni bilmeden hiçbir zaman önümüzü ya da yolumuzu pek doğru bulmamız değil. Bir başka önemli konu da şu, maya mantar. Maya mantar mastitler arkadaşlar tamamen uygulama sırasındaki hatalara bağlı şekillenir. Yani çevresel mikroorganizmadır mayalar, mantarlar tutup da meme içine girmez. Meme içine girmesi genelde meme içi antibiyotik verirken daha önce kullanılmış enfekte kanüllerin kullanılmasına bağlı şekillenir. Maya mantarlara antibiyotikler etki yapmaz. Fungisit ilaçlar da pek kullanılmaz. Çünkü fungisit ilaçlar memede çok ciddi yıkıma sebep olurlar. Maya mantar mastiklerinde en önemli dikkat edeceğimiz şey tedaviye gerek yok. Genelde 20-30 gün içinde kendiliğinden iyileşiyorlar. Yani burada da antibiyotik kullanırsanız gereksiz yere kullanma. Protekalar yine tedaviye gerek yok bu hayvanları kesime göndermek. Basillusları meme içi yolla tedavi edebilirsiniz. Bir diğer de şu Truyeperalla pyogenes. Bak bu irinli bir bak. Özellikle de bu yaz mastitisi diyor. Yazın çok merada otlayan ineklerde mastite sebep olur. Sinekler dolayısıyla, sinekler vasıtasıyla ineklere bulaştırılır. Özellikle de hidrotea irritans sineklerin. Ve buna da bu tür durumlarda ya ineklerin o tek meme ise meme kurutulmalı veya birden fazla meme enfekte ise bu patojende ineğin kesime gönderilmesi, sürüden çıkarılması daha doğru olur. Biraz sonra söyledik, biraz önce özür diliyorum. Mastitis tedavisinde dedik ki pek çok faktör tedavi başarı şansını etkiler. Çoğu zaman mastitisten tedavilerin sonuçları hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Tedaviden daha çok korunma odaklı yaklaşımları ön planda tutmamız gerekir. Peki ana başlık altında sayarsak, madem mastitislerde iyileşme şansı bu kadar az, yani tedavi başarı şansı düşük, bunun ana nedenleri nelerdir? Bunlardan biri, yangısal ürünler nedeniyle bakterinin antibiyotiğin etkisinden kurtulması. İkinci, bakterinin bulunduğu bölgede antibiyotiklerin yeteri konsantrasyona ulaşılamaması veya kısa süreli ulaşması. Ulaşamaması neye bağlıydı? Kronik mastitlerde. Kısa süreli ulaşması, sabah ver, akşam sağ. Yani sağım olması. Meme salgılarının pH'sının antibiyotikleri etkisiz hale getirmesi. Antibiyotiklerin sütte proteinlere bağlanması etkisinin bu şekilde ortadan kalkması. Antibiyotiğin hızlı parçalanması. Bakın, antibiyotiğin başka bir antibiyotikle birleşerek, özellikle birden fazla antibiyotik, sahada böyle bir yaklaşım var. Maalesef yanlış, size dedik ki bakteristatik bile kullanmayacağız, bakterisit kullanacağız dedik. Birden fazla antibiyotiği biraz ondan çekiyor, bundan çok sayıda antibiyotiği bir arada verirsem daha çok etkili olacağı inancı yaygın. Oysa antibiyotikler arasında antagonizma ya da sinerjizmi bilmeden yapılacak kombinasyonlar bazen yarar beklerken zarar verebilir. Çünkü kullandığınız antibiyotikler arasında bir antagonizma varsa birbirinin etkisini azaltacaktır. Yine tedavi başarısızlıklarından biri irin gibi sekresyonlar, bakterinin büyümesi yavaş oluyor. Bakın, meme içinde irin gibi sekresyonlar varsa bakteri yavaş yürüyor. Oysa antibiyotikler bakteriyel çoğalmanın, yani logaritmik çoğalma fazındaysa bakteri etkilidir. Bakteriostatik ya da bakterisinin etkisini gösterir. Yavaş bölünme döneminde ise antibiyotiklerden çok etkilenmezler. Tedavi başarı şansının düşük olmasının bir nedeni de şu olabilir. Bir de fizyolojik konsantrasyonda kalsiyum gibi bazı elementlerin antibiyotiklerin etkisini antagonize etmesi olabilir. Bunlarla birlikte biz şöyle değerlendiriyoruz. Bunu ileride sizlerle bir konu olarak ele alacağım. Mastitis tedavisinde başarısızlık nedenlerini 4 ana bölüm altında. Bir tanesi iatrojenik nedenler, 2 meme dokusuna ait nedenler. Hani dedik ya meme yangını şiş, memede kronik mastit var.
iyileşme şansı var. Antibiyotiklere, ilaç seçimine, antibiyotiğe bir direnç söz konusu olabilir. Veya antibiyotik kullanma şeyi yanlıştır. Yani söyleyin yolu yanlıştır gibi. Yani patojene ait nedenler mesela nedir? Örneğin staf aile olsun. Suçlarının %50'si doğal penisilinlere dirençli değil mi doğuştan? Çünkü penisilinler hangi yolla antibakteriyel etki gösteriyorlar? Hücre duvarı sentezini bozarak. Biliyorsunuz ki bazı staf suçları L formuna geçiyor. Hatırlıyor musunuz L formu? Hücre duvarından kurtuluyor. Yani ceketi var. Ceket varsa penisilin bunu etkileyecek ceketi çıkarıyor. O zaman etki yapmıyor. Hücre duvarının sentezini bozarak etki yapacak antibiyotiklerden kurtuluyor örneğin. Ve yine staf aile olsun bazı suçları hücre içine yerleşiyor. Her antibiyotik hücre içine geçemiyor. O zaman tedavi yapıyorsunuz. Hücre içine geçemeyen bir antibiyotik kullanıyorsanız ya da apse oluşturuyor mikroapseler. Hani irin içerisinde az önce söyledik ya. İrin yediği irin bölgelerinde yine irinli bölgelerde yayılamıyor birçok antibiyotik. O yüzden ona etkili antibiyotikler kullanmamız gerekiyor özeti. Arkadaşlar yani benim tedavide ana hatlarıyla anlatacağım bunlar. Sorusu olan varsa alabilirim ama bir arkadaşım çok önemli bir şey oldu. Kayıda da devam eden bir konumuzla biraz bağlantılı güzel de bir soru sordu. O sorunun yanıtını sizlerle de paylaştıktan sonra dersimi bitireceğim. Buyurun. Hocam mastit sisitlerin hayvanlara belirdiğinde özellikle dişi hayvanlara belirdiğinde ileride meme süt veriminde çok büyük bir düşüş olduğu çalışılmış en son. Şimdi şöyle söyleyelim ben de mastitisli sütler hiçbir hayvanlara verilmemesi lazım. Çünkü siz bir mastitis patojeni olan içinde bir sütü verdiğinizde örneğin buzağa içirdiniz bu sütü. Buzağının bağırsağındaki mikrobiyatayı bozduğunuz için, doğal florayı bozacağınız için ne yaparsınız? Patojenlerin üremesine daha şey olur. Bir de mastitisli sütlerin verilmesinin şöyle bir şeyleri olabilir, dezavantajı olur. Şimdi buzağa verdiniz. Buzağa içti o sütü. Ağzında o patojen var. Buzağlarda biliyorsunuz ki hele de birlikte barındırılıyorsa, ayrı kulübelerde olmuyorsa gidiyor başka bir buzağın memesini emiyor. Gidiyor o buzağa arkadaşlar başka bir buzağın memesine patojeni bulaştırıyor. Peki o patojen orada ne yapıyor? Aylarca bekliyor. Ne zaman bekliyor? O artık düve oluyor. Tohumlanıyor, gebe kalıyor. Gebeliğin böyle 5-6. Ayından sonra ne oluyor? Meme lobları yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Çünkü sekresyon yapmaya başlıyor. İşte bakteri o zamana kadar memede duran o üremeyen bakteri çoğalmaya başlıyor. Çünkü önceden çoğalamıyordu. Besin maddesi yoktu. Süt yapımı başlayınca o onu besin maddesi olarak kullanıyor ve orada çoğalmaya başlıyor. Çoğalınca meme parankimine zarar vermeye, buradaki parankim hücrelerinin sayılarını azaltmaya başlıyor. Öyle olunca da o düve genetik potansiyelinde olan süt verimi artışını hiçbir zaman yakalayamıyor. Düve mastitlerinin önemli bir nedenidir. Gelecekte bundan da size bahsedeceğim. Düve mastitleri her 10 düvede, ahırınızda 10 düve varsa en az 3'ünün bir memesi enfektedir. O kadar çok yüksek olasılıkla şekillenir. Önemli nedenlerinden birinin başında bu mastitisli sütlerin buzağlara içirilmesi yatar. En önemli bulaşma yollarından biri. Bir diğer de sinekler. Bazı mastitis patojenlerini sinekler taşır. O yüzden gölet kenarında, su birikintisi şeyinde, idrar çukurluğu olan ve drenajı iyi olmayan işletmelerde barındırılan düvelerde düve mastitleri riski ya da prevalansı daha yüksek. Evet ben sorusu buyurun. Hocam bu büyük baş için anlattığımız mastitislerin hepsi küçük başlar için de geçerli mi koyun keçi için? Koyun keçi için kısmen birçok şey doğru. Bir gün size diyorum ya koyun keçi mastitis de anlatmak istiyorum. Koyun ve keçilerde de mastitis çok önemli bir sorun. Süt kalitesi yönünden kuzulardaki veya oğlaklardaki gelişme geriliği bakımından önemli. İnşallah fırsat olmasa bile sizden istirhamım. Böyle bir alternatif yaratırsanız hiç değilse katılan kadar 10 kişi olur ama böyle bir konunun da siz veteriner hekimlerin özellikle yani bilgili olarak çıkması son derece önemli. Çünkü birçoğunu ben eminim büyük başta uğraşanlara doğal olarak
koyun keçi hastalıkları konusunda da birçok soruya muhatap olacaklar. Bunlardan biri de mastitisle ilgili. Hocam. Buyurun. Hocam bazı mastitis tedavilerinde veteriner hekimde kullandığı antibiyotin süte geçmediğini söylüyorlar. Doğru mu? Şimdi mastitis tedavisinde süte geçmeyen bir antibiyotik nasıl etkili olsun? Evet. Şimdi patojen memede memeye geçmiyorsa nasıl etkili olacak? Şimdi yangın memede siz sistemik bir antibiyotik kullanıyorsunuz. E nasıl süte geçmeyecek? Yani bana bir mantıki açıklaması varsa açıklayın, ben bilmiyorum. Ha deseniz ki bir metritis var, bir retensio sebebi, bir güç doğum oldu, antibiyotik kullanayım. Ha o zaman hayvanda sistemik ateşi yükselmiştir ama memeler sağlam. Dersin ki kandaki patojenleri öldüreyim, süte de geçmesin, sütünü de kullanayım. O zaman evet ama mastitte nasıl olacak? Süte geçmeyen bir antibiyotik. Ne diyorduk? Enfeksiyon bölgesinde yeteri mik konsantrasyonu, minimum bakteriyel konsantrasyon ya da minimum bakterisit konsantrasyona ulaşması lazım. Bunu nasıl geçmiyorsa nasıl sağlayacak? Evet. Yoksa başka soru? Teşekkür ediyorum günümüz saatinde. Biraz yoruldunuz ama salı günü görüşmek üzere.